Merhaba arkadaşlar. Bugün 10 Mart 2024 Pazar günü. Dağlardayız, geziyoruz, dolaşıyoruz, tekrardan bakıyoruz. Denizde mantar çıkmış mı, kuzu göbeği çıkmış mı, ona bakıyoruz arkadaşlar. Daha şu ana kadar bulamadık. Ortam çok güzel ama hava sıcaklığı. Ne kadar gezsen de terlemiyorsun. Temiz hava alıyoruz. Bakacağız belirtiler çıkmış mı? Çıkmış olabilir mi? Buralar benim en çok en erken bulduğum bölgeler. Yaklaşık 500-600 rakımlardayız. Bakalım göreceğiz arkadaşlar. Ulaşalım biraz şöyle. Dediğim gibi. Buralar benim en erken bulduğum bölgeler. Buralarda bulduk mu? Bulup gidiyoruz. Sezon açıyoruz. Bulamadık mı? Sezon açılışı yok arkadaşlar. Kuzu göbeğinde en önce rakımı düşük yerlerde çıktığı için aşağıdan yukarıya doğru yani sahillerden yaylalara doğru çıkıyor arkadaşlar. O yüzden biz de öyle bakıyoruz. En önce aşağı düşük rakımlı yerleri, sonra yüksek yerlere bakıyoruz. Bakın arkadaşlar. Farklı bir mantar oluşumu var. Bu ne demek oluyor? Mantar varsa artık kuzu göbeği olma ihtimali de var demektir. Tabii mantarla bir şey değil. Esas küçük çanaklar oluyor. Bu küçük çanaklardan çıkıp çıkmadığına bakıyorum ben burada. Ondan çıktıysa kuzu göbeği çıkabilir diyorum. Bakalım var mı yok mu göreceğiz. 2018-2019 sezonunda arkadaşlar büyük ihtimal ilk olarak burada buldum ben. 4 Mart'ta eski videolar içerisinde de vardır zaten. Ondan dolayı her yıl alışkanlıktır. Bir kere bu bölgeye bakarım. Erkenden bakmaya başlarım yani böyle 1-2 hafta önceden. Olursa nasıl olsa ilk olarak burada olacak diye. Ha, bulurum bulamam belli olmaz. Ama biz sonuçta arayışımıza devam ediyoruz. Diyoruz ki en kötü ihtimal ne olur? Temiz hava alırız, gezeriz. Onu da can kurban. Bakalım. Şu ana kadar bir şey görmedim arkadaşlar. Ama bakacağız. Bakmaya devam edeceğiz. Böyle hani sosyal medyada sürekli gruplarda falan işte denizde bulundu, şurada buldum, şu kadar buldum. Çok falan diye şeyler var ama açıkçası ben kendim bulmadığım sürece de size de buldum demem. Kendim bularsam videosuyla, belgesiyle de zaten yayınlarım. O zaman çok gönül rahatlığıyla herkese sezon açıldı. Gezip arayabilirsiniz derim. Ondan dolayı açıkçası bilmiyorum ben hala denizde buldum diyenler şey gelmiyor. Çok inandırıcı gelmiyor bana. Daha çok böyle hani Sarayköy tarafı veyahut da Pamukkale tarafında belki bulunabilir mi? Bulunabilir. Ama gene de sadece bir resim koyup ben buldum dediği zaman bana çok inandırıcı da gelmeyebiliyor. Bakalım. Kısmetimizde varsa zaten buluruz. Şimdi olmasa bir hafta, 2 hafta sonra Allah'ın izniyle az çok buluruz. Sezonu da açarız diye düşünüyorum. Aradığım bölgedeki yeşilliği, yosunluk, kız tutmalarını görüyorsunuz arkadaşlar. Bu nemin belirtisi. Hava sıcaklığı dalgalı sıcaklığa geldiği zaman kuzu göbeği çıkıyor arkadaşlar. Mantar sonuçta ihtiyacı olan şey nem ve sıcaklık. İkisini buldum bu mantar gibi duruyor bu arkadaş. Mantarların hepsi tabii. Bundan dolayı ona dikkat ediyoruz arkadaşlar. Aradığım diğer nemin koruması gerekiyor. Ha, şu oluyor biliyor. Güneşe bakıyordur. Çok güzel yağış almıştır.
hafif çukurdur, nemi korumuştur. Orada da hani şey yapabilir, çıkabilir. İlle de kuzeye bakacak diye bir kanun yok. Hatta şu oluyor. Erken zamanda ilk olarak güneye, yani sıcağa bakan bölgelerde oluyor arkadaşlar bu. Önce sıcağa bakan bölgeler, sonra kuzeye doğru kayıyor. O da hava sıcaklığı ve neme göre değişiyor. Evet. Bakıyoruz arkadaşlar. Bakmaya devam ediyoruz hala. Bakalım. Şu ana kadar bulamadık. Gezdiğimiz bölgeler böyle bölgeler. Hem görün diye. Böyle değişik bir şey yaptım. O dala takıldı. Aynen. Değişik bir şey yaptım. Daha hala bulamadım arkadaşlar. Ya umudum kalmamaya başladı. Bulmama ihtimalim var gibi diyeceğim artık. Bilmiyorum. Bulamaya da biliriz bugün. Şu ana kadar bulacak olsaydı en azından kendini bir gördük. Tahminim bulamayacağız diye düşünmeye başladım. Herhalde bir hafta daha bekleyeceğiz. Şu kuş seslerini duyuyorsunuzdur. Doğanın içinde olmak hiçbir şey değişmez arkadaşlar. İçin gerisi de çok önemli değil. Bulsam da bulmasam da her zaman söylüyorum. Bölgelere de bir bakalım. Ondan sonra yok deyip döneceğim herhalde arkadaşlar. Bu bir mantar kalıntısı arkadaşlar. Önceden kalma bir mantar. Muhtemelen bir 10-15 gün geçmiş. Çimter sezonunu bu yıl bayağı uzatabildiğimiz kadar uzattık arkadaşlar. Şubat'a kadar çimter topladık. Ondan dolayı mantar sezonuna da direkt geçiş yapmayı planladık ama daha bulamadık kuzu göbeğini. Kuzu göbeğini bulduk mu? Ve kuzu göbeğinden devam edeceğiz inşallah. Yok arkadaşlar. Yavaş yavaş dönmeyi planlıyorum. Evet arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi dolaştık, gezdik, temiz hava aldık ama kuzu göbeği hala bulamadık. Tekrardan bilgileri güncelliyorum. Honaz Denizli burası. 600 rakımlarda arıyorum. 10 Mart 2024. Arkadaşlar ben daha kuzu göbeği bulamadım. Ve en önce bulduğum, en erken bulduğum bölgelere baktım. Ama hala açıkçası bulamadım. Ondan dolayı bugünlük kuzu göbeği arama işimi bitireceğim. Gezimi de tamamlayacağım bir 10-15 dakika sonra. Başka işlerime bakacağım. Olsa iyiydi ama bulamadıysak temiz zamanımızı aldık deyip gideceğiz. Daha erken gibi geliyor arkadaşlar. Biraz daha beklersek belki daha iyi olabilir. Ha, unutmadan arkadaşlar, bizi izlemeye devam edin. Takip edin. Abone olun ve destek olun. Beraber kuzu göbeği kuzu göbeği sezonunda da bol bol gezelim, dolaşalım. Beraberce eğlenelim derim.
Denizli Honaz'dan saygılar, sevgiler. Görüşmek üzere.